Arkadaşlar hoş geldiniz. 1988 yılında Moskova uçuyoruz. Beyazlar Kasparov, siyahlar Ivanchuk. C4 at F6, at C3, E5, at F3, at C6 ve G3. Beyazlar İngiliz açılışını tercih etti. G2 karesinden fil geliştirdikten sonra D5 karesi üzerinden oynamaya çalışacak. Fil B4, siyahlar da hızlı bir şekilde taş yanı gelişiyor. Fil G2, kısa rok. Kısa rok ve burada isteyenler videoyu durdurabilir. Ivanchuk konumu karıştırmak adına E4 oynuyor. Çok çok önemli bir hamle. E4 yerine D5 gibi bir hamle yapsaydınız acele bir şekilde. C alır D5. At alır D5 sonrasında arkadaşlar. Bakın buradaki fili süs olsun diye buraya çıkmadı. Kasparov at çarpı E5 vuracaktı. Ve at alır E5'e de D5 karesindeki at boşta kalacaktı. Eğer at C3 alırsanız tabii ki BC3 alıp hem buradaki ata hem de B4'teki file saldıracaktı. Bu konum kesinlikle beyaz için daha iyi olacaktır. Hem fil çifti üstünlüğü hem de piyon üstünlüğü sebebiyle. Oyunumuzda E4 hamlesi oynandı demiştim en son. Ve E4 hamlesine burada Kasparov at E1 de oynayabilirdi. Ama at G5 oynamayı tercih ediyor. Şimdi G5'teki at, C3'teki at ve G2 karesindeki fil aynı anda E4 karesine saldırıyor. Dolayısıyla burada bu piyonu korumak çok kolay değil. Mesela kale E8 oynanırsa beyazlar E4 karesindeki piyonu hemen alabilir. D5 oynanırsa da aynı şekilde burada kolaylıkla E4 piyonu alınabilir. Bu sebeple siyahlar biraz önce görmüş olduğunuz gibi fil çarpı C3 vurmuş. Buradaki attan kurtulmuş. B çarpı C3 ve şimdi kale E8. Fikir ne? Fikir tamamıyla E4 karesini beyazların saldırısından 2 ile savunarak korumak. Arkadaşlar burada videoyu durdurun ve Kasparov'un yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Kasparov burada E4 piyonunun sağladığı alan avantajını geri alabilmek adına siyahlardan bu avantajı almak adına hemen F3 oynuyor. Git kardeşim bu piyonu diyor. E alır F3 almama gibi bir şansı yok çünkü D5 sürüşlerini biraz önce söylediğim gibi alıp alıp her seferinde E4'teki piyon sonradan düşecekti. Bu sebeple EF3 alınmış. Şimdi at alır F3 ve arkadaşlar konumda bazı dengesizlikler oluşuyor. Ne bu dengesizlikler? Beyazın merkezde şu an 4 tane piyonu her an savaşa dahil olabilecekken siyahın sadece D piyonu savaşa dahil olabiliyor. Hani şahların güvenliği ve gelişimi üstüne baktığımız anda çok bir fark göremiyoruz. İki tarafta taşlar eşit derecede gelişmiş. Şahlar eşit derecede güvenli. Ancak beyazın merkez karesinde 4 tane çok önemli bir piyonu var. Siyahlar hemen merkez kontrolünü geçirmek adına D5 oynuyor. Ve eğer C alır D5 alınırsa bu konumda siyahlar da vezir çarpı D5 alacak. Şimdi D4 sürülürse E2'deki piyonun bakın E4'e sürülmesini engellemiş oldu siyahlar. Mesela vezir A5 oynayacak. Sonrasında fil F5 gelecek. Atı E4 karesine zıplayacak. Bu kale D8 karesine gelecek. Ve beyaz piyonlar her ne kadar merkezde çok olsa da bu piyonlar sürülemeyecek. Sürülemeyen piyonlar arka taraftan kontrol edilmede sıkıntı yaşayacağı için de siyahlar bu piyonların zayıfına yer alarak avantaj elde etmeye çalışacak. Oyunumuza geri dönelim arkadaşlar. Oyunumuzda en son D5 oynanmıştı. Ve burada Kasparov ilginç bir hamle imza atıyor. Herkes videoyu durdursun ve beyazın yapsa hamleyi bulmaya çalışsın. Evet, yakın zamanda çok fazla mekik çektik. Artık şınav çekme zamanı. Bilemeyenler şınav çekebilirler. Arkadaşlar Kasparov D4 oynayarak C4'teki piyonu bırakıyor. Bakın arkadaşlar burada Ivanchuk bu piyonu almıyor. Sebebini hemen açıklayalım. Bu piyon alındığı zaman Kasparov asistçe fil G5 oynayacak. Bu piyonu almak için acele etmeyecekti. Burada açmaz yer attı. H6 oynandığı zaman da fil F6 alacaktı. Buradaki fili verecekti ve sonrasında arkadaşlar E4 hamlesini yapacaktı. Yani tüm bu hamleler, tüm bu planlar E4 piyonunun sürülmesi içindi. Çünkü siyahlar hiçbir şekilde kale alır E4 oynayamaz. At D2 sonrasında hem vezire saldırı ver hem kaleye at da saldırı hem de fille kaleye saldırı var. Dolayısıyla konum siyah için terk olurdu. Ana fikrin E4 sürmek olduğunu unutmayalım. Bu sebeple E4 piyonun kontrolünü vermek istemeyen siyahlar at E4 oynamış. Alırsan al sıkıntı yok diyor. Vezir C2 gelmiş Kasparov'dan ve şimdi D alır C4. Artık E4 piyonu zaten kontrol ediyorum diyor. Kasparov kale B1 oynamış. B hattının kontrolü oldukça önemli. Çünkü siyah fil herhangi bir noktaya giderse B7 karesindeki piyon boşta. Eğer B6 oynanırsa da bu sefer çok şık bir hamle var. Burada videoyu durdurun ve Kasparov'un yaptığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar oyunumuzda B6 oynamamış ama siz oyunlarınızda bu tarz konulara maruz kalırsanız aklınıza gelmesi için inceliyoruz. At E5 gibi çok önemli bir fikir var. Buradaki asıl amaç şu. At alır E5 alındığı zaman bakın burada fil var. Vezir çarpı E4 alınıyor. Hem A8'e saldırı var hem de E5'e saldırı var. F4'te alınabilir de hem H7'ye hem de A8'e saldırmak adına. Yani beyaz kalelerin zayıflaması ciddi bir problem. Bu sebeple kale B1 hamlesine siyahlar F5 oynayarak E4 karesindeki atı daha da perçinlemeye çalışıyor. Ama Kasparov'dan yine muhteşem bir hamle. Dördüncü sorumuzdayız. Sizce Kasparov ne oynamıştır? Kasparov boşuna dünya şampiyonu olmadım. Boşuna adım altın harflerle tarihe yazılmadı diyor. Ve G4 oynuyor sevgili arkadaşlar. İnanılmaz şık bir hamle.
Çünkü bakın bu piyon G4 piyon alındığı anda yine at E5 oynanacaktı. At alır E5 alırsanız yine benzer prensiple Fielder E4 sonrasında hem H7'ye saldırı var hem de E5 kalesine saldırı var. At G6 oynarsanız arkadaşlar böyle çok kötü bir konumda kalacaksınız. Bu fil G5'e gidecek, kale F7'ye gidebilir. Bu kale F1'e gidebilir. Vezir zaten G7'ye baskı yapıyor. Fil duruma göre aşağı alta gidip G7'deki baskıyı arttırabilir. Tamamıyla beyazın saldırı yaptı. Siyahın savunma yapmak zorunda kaldı ve çok fazla zayıflıkla siyahın hayatta kalmaya çalıştı. Çok kötü bir konum oluşurdu. Bu sebeple bakın G4 hamlesi çok derin bir hamle. E4'teki atın buradaki perçinlemesini bozmaya yönelik bir hamle. Siyahlar bunu anlayıp vezir E7 oynamış. Almıyorum kardeşim piyonu diyor. Kasparov o zaman ben alırım diyor. G çarpı F5 sevgili arkadaşlar. Şimdi oyunumuzda at D6 oynanmış. Ama fil çarpı F5 alınsaydı ne vardı ona bakalım isterseniz. Bana sorarsanız fil F5 kesinlikle alınmalıydı. Büyük ihtimalle at G5 hamlesinden çekindi burada İvançuk. Çünkü at G5'e at alır G5 alındığı zaman bakın yine F5 karesindeki fil boştu. Ama at G5 hamlesinde fil G6 çekilip bu şekilde beklenebilir. G6 karesindeki fil kötü değil. Hem E4'ü koruyor hem F7'yi hem H7'yi kontrol ediyor. Tabii ki at alır E4, fil alır E4, fil alır E4, vezir alır E4. Böyle bir oyun, böyle bir konuşamadım. Böyle bir oyun sonu oynanacaktı. Ve bu oyun sonunda isterseniz kimi tercih ettiğinizi aşağı yazabilirsiniz. Ben sanırım bu konuda beyazları tercih ederim. Çünkü saydığım zaman 2-4-5-2-4-5 ama hem buradaki piyonlar bozuk hem de bu filin konum açık olduğu için G3 karesine geldiğinde ciddi iş yapacağını düşünüyorum. Hani belki siyahlar C3 alabilirse sonrasında D4'ü düşürüp bir şeyler yapabilir ama yine de ben burada sanki beyazı tercih ederdim gibime geliyor. Buradaki zayıflar konulduktan sonra siyahın zayıfları çok daha net gözüküyor. Evet, oyunumuza geri dönelim arkadaşlar. Oyunumuzda dediğim gibi fil F5 hamlesi tercih edilmemiş. Bunun yerine burada at D6 tercih edilmiş. Fikir de tabii ki burada atın sıkıntı yaratmasındansa fil F5 şimdi almak. Ancak Kasparov at G5 ile saldırıya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi vezir çarpı E2 ve saldırı daha da güç kazanıyor ve Kasparov fil D5 oynuyor. Tamamıyla beyaz kalenin zayıflığı üzerine oynamaya devam ediyor. Şah 8 ve arkadaşlar herkes videoyu durdursun. Sanırım videodaki son sorumuzda sizce beyazlar ne oynamıştır? Atak yaparken vezirden vazgeçmek kolay olmayabilir ama Kasparov tamamıyla bir satranç ustası ve konumdaki en objektif kararı rahatlıkla verebiliyor. Vezir çarpı E2, kale çarpı E2 sonrasında hem 8. yatay zayıf hem de şahın etrafındaki kaleler zayıf. Hemen fil F4 koyuyor. Fikir bu attan kurtulmak, sonrasında at F7 oynamak ve fil ve atın eşbiriyle birlikte siyahı savunmasız ve çaresiz bırakmak. Hayır diyor burada İvançuk. F7 karesini vermek istemiyorum diyor. At D8'e savunmaya geri geliyor ama yine de bir tane attan kurtuluyor burada Kasparov. Fil çarpı C6, C çarpı D6 ve şimdi E1. Kale B1. Fikir E hattını o zaman ben komut ederim diyor F7'yi vermiyorsan. Kale alır E1 alınmak zorunda arkadaşlar. Alınmadı her senaryoda aşağıda mat var. Kale alır E1 alındığı zaman da burada kale çarpı B1. E8 karesini korumak adına fil D7 oynanmış ama bu sefer bambaşka bir yatay zayıflığı var. O da 7. yatayın zayıflığı. Kasparov hemen kale E7 oynuyor. Ver fili kardeşim diyor. Fili vermemek adına C6 oynamış. Buna da Kasparov'dan muhteşem bir bitiricilik. İsteyenler videoyu durdurabilirler. Arkadaşlar Kasparov burada hepimizin aynı anda şu an yapmasını istiyorum. Hani böyle restoran zincirleri değişik el hareketleriyle marka alıyorlar ya. Bizim de markamız bence şu olmalı. Kameraya doğru tutayım. Şu hareket olmalı gerçekten. C6 çift dinlem. Bu hareketle birlikte tamamıyla siyahların savunması parçalanıyor. Yapacak hamle yok. Bakın GF6 alındığı zaman da kale H7 mat fikri var. Başka bir hamle göremiyorum. Şu an F G7 mat tehdidi var. Dolayısıyla burada tamamıyla terk eden bir İvançuk görüyoruz. Son olarak isterseniz fil D5 hamlesine bakalım. Buna da kale E8 şah vardı. Fil G8 gelindiği zaman da F7 hamlesi vardı. Şimdi kale G8 mat tehdidi var. T alır G8 de mat tehdidi var. Matı engelleyen tek hamle at çarpı F7 almak. Buna da at alır F7. Yani ilginç bir bitiriş gerçekten. Bakın buradaki kale de boştu. Buradaki at da boştu. Ama ikisini aynı anda alacak vakit yok siyahların. Çünkü beyazlar tempolu bir şekilde şah çekiyor. Evet arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.